İran bizim canımız, bizim baş tacımız olan çok sevdiğimiz kardeşlerimizle görüşler. İran mübarek bir ülkedir. Halkı da mübarektir. Hepsini çok seviyoruz. Onlar bizim parçamız. Çok değerli, mübarek, muhterem Müslümanlar. Kimseye onlara laf söyletmeyiz. Şimdi o ziyaretimizi göstert. İran düşmanlarını da Allah hidayetle sarsın, düzensin. Düzeltmediğini de Allah bildiği gibi yapsın. İnşallah. Arkadaşlarımız İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker, İran'daki arkadaşımız Hadi Eftekhari ile birlikte sizi temsilen İran'da görüşmeler yaptılar. İranlı kardeşlerimizden çok büyük ilgi ve alaka gördüler. Görüştükleri herkesin Türkiye-İran ittifakına çok büyük destek verdiklerini söylediler. Görüşmelerden fotoğrafları görüyoruz. Arkadaşlarımız İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'ndan Malik Bey ile görüştüler. Malik Bey çalışmalarınızı çok yakından takip eden bir kişi. İran'ın önde gelen reformist Şehirvent gazetesi uluslararası editörü Armin Montazari ve Seyit Afşin. Reformist Camia Ferda gazetesi editörü Cevat Haydaryan. Çalışmalarınız hakkında bilgiler verdiler arkadaşlarımız kendisine ve eserlerinizi hediye ettiler. Resimde arkadaşlarımız 4 dönem milletvekilliği yapmış reformist İtimat gazetesinin sahibi ve baş editörü Elyas Hazrati ile görülüyor. Sizin faaliyetleriniz ve fikirlerinizin Türkiye siyasetine etkileri hakkında görüştüler. Kendisine Hazreti İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek İslam terörü lanetler isimli eserlerinizi hediye ettiler. Ayrıca İngilizlerin devleti kitabını da verdiler. Kendisi size sevgi ve selamlarını iletti Elyas Hazrati. Aleykümselam. Hüseyin Amiri'yi görüyoruz. Reformist Cam ve Cam gazetesinin editörü. Arkadaşlarımız kendisine İslam terörü lanetler isimli eserinizi hediye ettiler. Hüseyin Amiri kendisini seküler olarak tanımladı. Sizin çalışmalarınızı çok faydalı bulduğunu söyledi. Arkadaşlarımız devlete bağlı basılan İran'ın en önde gelen Farsça gazetelerinden biri olan İran gazetesine davet edildiler. Uluslararası haberlerden sorumlu Benevşe Gulami Hanım arkadaşlarımızı yazı işleri müdürüyle birlikte karşıladı. Arkadaşlarımız için birinci sınıf bir karşılama yapıldı. Bütün bölümler tek tek gezdirildi. Daha sonra sizin faaliyetleriniz ve Türkiye-İran ilişkileri hakkında görüşlerinizi almak üzere röportaj yaptılar arkadaşlarımızla. Ayetullah Muhammed Ali Nizamzade, Ayetullah Hamane'in İran'ın yurt dışında okuyan öğrencilerinden sorumlu Moğollası olan ve doğrudan Hamane'ye bağlı bir kişi. Hamane'in sağ kolu olarak da biliniyor. Kendisine Hazreti İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek İslam terörü lanetler isimli kitaplarınız ve İran'daki çalışmalarınızı anlatan broşür hediye edildi. Ayetullah Nizamzade arkadaşlarımıza çok yakın ilgi ve alaka gösterdi. İttihad-ı İslam, Mehdiyet sevgisi, Şii-Sünni kardeşliği gibi konular üzerinde konuşuldu. Arkadaşlarımız sizin Türkiye'de Sünni-Şii kardeşliğini tesis etme konusundaki çabalarınızdan bahsettiler. Çok memnun oldu. Ayrıca sizin Allah'ın varlığını bilimsel delillerle anlatan çalışmalarınızı çok önemli bulduğunu ifade etti. Peygamberimizin Musevi cenazesinde ayağa kalkmasını örnek vererek tüm insanlara sevgiyle yaklaşmak gerektiğine dair vurgu yaptı. Arkadaşlarımız sizin geçtiğimiz haftalarda İran-Irak sınırında hayatını kaybeden 600'den fazla İranlı kardeşimize hitaben Ayetullah Hamane'ye yazdığınız taziye mektubunu kendisine ilettiler. Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın Muharrem'in 19'unda Şii konferansına katılmasını, Hazreti Hüseyin hakkında konuşmasını müspet bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti. Deccel'e karşı mücadele eden herkes bizim kardeşimizdir dedi. Thomas Erdbrink, kendisi Hollandalı, New York Times Tahran Büro Şefi ile görüştü arkadaşlarımız. Kendisi çalışmalarınız hakkında bilgi sahibiydi. İslam Terörü Lanetleri isimli eseriniz hediye edildi. İran'daki çalışmalarınızla ilgili broşür verildi kendisine. Arnavutluk Ehli Beyt Araştırma Merkezi Direktörü Şeyh Kemalüddin Reka ve oğlu İbrahim'le beraber görülüyor. Tunus'tan Hüccetül İslam Amini ve Şeyh Ferit Beji. Belçika İslam Partisi Başkanı Abdelhay Bakkali Tahiri. Sizin çalışmalarınızı ve Avrupa'daki faaliyetlerinizi yakından takip eden bir kişi kendisi. Abdelhay Bakkali Tahiri ve Fas Cezayir Tunus'tan gelen delegeler. Avusturya'dan Molla Muhammed Waldman. Sizinle irtibat halinde olmak istediğini söyledi kendisi. Konferansa Türkiye'den katılanlar arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de vardı. Arkadaşlarımız sohbet ettiler kendileriyle.
Ehl-i Beyt Alimleri Derneği Başkanı Hasan Kanaatlı, Berlin İmam Rıza Vakfı ve Cami Başkanı Molla Sabahattin Yılmaz Türk, yemek sonrası Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu, Profesör Hasan Onat, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Ehl-i Beyt Federasyonu Genel Başkanı Hasan Kanaatlı ve Türkiye'den birçok katılımcının olduğu çay sohbetinden bir resim. Seyit Zakirül Hasan Nakavi, Pakistan Vilayeti TV sahibi, Nasır Abbas Caferi, Pakistan Şiilerinin lideri ve Doktor Raşit Abbas, fotoğraftaki kişiler. Meclisteki Hizbullah Partisi basın sözcüsü Sayyid İbrahim Amin El Sayed. Hacı Hasan Amurat, Suriye Beladüşşam Üniversitesi Rektörü. Nurbahşi Tarikatı'ndan Seyit Şemseddin Pirzat Pakistan ve Pirzat Pakistan ve İran'daki arkadaşımız Hadi Eftekhari ile birlikte. Afganistan'dan Şeyh Seyit Esadullah Nakşibendi Müceddidi ve Şeyh Muhammed Atif Gorgani. Yemen'den Şii Husilerin sağ komutanlarından Amin El Hakim ve Hacı Aga Abdülkerim El Metri. Bu kişiler arkadaşlarımıza Yemen'de durumun çok ağır olduğunu, her gün birçok çocuk, kadın, insanın şehit olduğunu, altyapının tamamen çöktüğünü, vebadan çok fazla sayıda insanın hayatını kaybettiğini söylediler. Asya ve Latin Amerika'da irşat faaliyetleri yürüten Hücretül İslam Molla Hüseyin Tangsiri, kendisi arkadaşlarımızın sizin talebeniz olduğunu duyar duymaz yanlarına gitmiş, Darwinizm karşıtı faaliyetlerinizi çok desteklediğini, Ehl-i Beyt sevginizin çok güzel olduğunu söylemiş, sizi Allah'ın koruması için dua etmiş ve size sevgisini coşkulu bir şekilde arkadaşlarımıza anlatmış. Ayrıca fikri çalışmalarınızda emrinizde olduğunu arkadaşlarımıza iletmiş. Hücretül İslam Fazel Maybodi arkadaşlarımızla görülüyor. Hazreti İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek isimli eseriniz hediye edildi, broşür de verildi. Press TV web sitesi direktörü Habib Abdülhüseyin, kendisi Azeri, arkadaşlarımızla çok yakından ilgilendi. Fotoğrafı olmayan bilgi olarak Mustafa Afselzade ile de görüştüler. Serbest gazeteci kendisi, Fars Haber Ajansı, Ferhik Tekan gazetesi, Press TV için haberler yapıyor. Sizinle 2 sene önce röportaj yapmış, faaliyetlerinizden haberdar. Arkadaşlarımız çalışmalarınızla ilgili kendisine genel bilgiler verdiler. Yine İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker İran'da yapılan ikinci bir konferansa, uluslararası bir konferansa daha devlet adına sizi temsilen resmi davetlilerdi. Konferansın konusu İslam Birliği ve mezheplerin birleştirilmesiydi. Burada birçok din alimi, düşünce kuruluşları, akademisyen, politikacı ve diplomatla görüştüler. Görüşmelerden bazı fotoğraflar. İran Şii lideri Ayetullah Sistani'nin yeğeni Seyit Muhammed Ahmet Sistani. Seyit olduğu nasıl belli görüyor musun? Maşallah. Hemen anlaşılıyor. Maşallah. Maşallah. Şeyh Nazım Hazretleri'nin Almanya'daki temsilcilerinden Eşref Efendi. Faruk Ali Yıldırım, Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı. Dimitri Aleksandrakis, Yunanistan'ın İran Büyükelçisi. İran eski Dışişleri Bakanı Manuçehr Muttaki, arkadaşlarımızı görür görmez sizi sormuş. Kendisine İngilizlerin Devleti kitabı hediye edildi. Abolfazl Koş Maneş, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Kur'an Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi'nde Bölüm Başkanı. Muhammed Ali Mirzai, Düşünce Merkezi Başkanı. Abolfazl Koş Maneş sizin çalışmalarınızı takip ediyor. Her ikisi de arkadaşlarımıza destek vereceklerini ifade etmişler. Faiz Muhammed Osmani, Afganistan'da vakıflardan sorumlu bakan. Daha önce İstanbul'da bizim hanım arkadaşlarımızla da bir toplantıda tanışmış. Çalışmalarınızın çok faydalı olduğunu söylemiş. Doktor Ali Al-Hakim, Middlesex Üniversitesi, İngiltere'de bir üniversite bu. Profesör kendisi. Çalışmalarınızı tanıyan biri. Hizbullah lideri Şeyh Nasrallah'ın yardımcısı Şeyh Naim Kasım. Doktor Şeyh Zuhair El Cahit, Lübnan İslami Eylem Kuruluşu'nun başkanı. Molla Abul Hasan Ahmadi, Muhammed Hasan Teberayna, Altuğ Berker'in yanındaki kişi. Konferansı düzenleyen kurum Darül Takrib'in başkan yardımcısı.
En başta bulunan kişi Bahreyn İmam Rıza Camii imamı. Ortadaki kişi Şeyh Bahreyni. Cekette olan kişinin ismi Şerifi. Şeyh Bahreyni'nin yardımcısı. Arkadaşlarımıza Bahreyn'de üzerlerinde büyük baskı olduğunu söylemişler. Ayetullah Seyyid Sadık Musevi, Beyrut ve İran'da yaşıyor. Birleşmiş Milletler'de çok sayıda toplantılara katılan bir kişi. Ras Mubarak Gana Milletvekili. Seyyid Mehdi Taht Firuze, Senendeç Eyaleti Milletvekili. 4 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Ayetullah Seyyid Hüseyin Sacedi, Meşhed ve Kabil'de Hazreti Kaim Mehdi Aleyhisselam Medreseleri Başkanı. Artur Süleymanov, Rusya İslam Üniversitesi Rektörü. Diris Hani, Fas'ta yaşayan yazar ve filozof. 30'dan fazla kitabı var. İran Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi ile kapanış konuşmasından sonra arkadaşlarımız yemeğe katıldılar. İbrahim El Caferi'yi sizin adınıza arkadaşlarımız plaket teslim ederken görüyoruz bu resimde. Ruvat Al İnani, eski Ürdün Dışişleri Bakanı. Ruvat Al İnani. Eski? Ürdün Dışişleri Bakanı. Hmm. Ahmet Ali Akbari, Press TV ve Hispan TV'de direktör. Şeyh Muhammed Ferit Tazuri, Bedir El Kubra Merkez Başkanı. Abid Ali Abid, Danimarka'da bulunan Dünya Barışı Organizasyonu'nun başkanı. Ayetullah Şeyh Mohsen Araki, konferansı düzenleyen takrib kurumunun başkanı. Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Forumu Genel Sekreteri, İranlı düşünür, din adamı, üniversite hocası ve politikacı. Büyük İslami düşünür Ayetullah Muhammed Bakir el-Sadr'ın talebelerinden, Ayetullah seviyesinde çok tanınmış bir din alimi. Hücretül İslam Musevi, konferansı düzenleyen takribin başkanı, Ayetullah Araki'nin yardımcısı. Ayetullah Taşiri, Dünya Takrib Komitesi Başkanı. Konferansın kapanış seansında Altuğ ve İbrahim birlikte. Konferansın kapanış konuşması. Altuğ ve İbrahim konferansın kapanış seansında. Konferans sırasında basın arkadaşlarımıza çok yoğun ilgi gösterdi. İran basınından, aralarında İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, Seher 2 TV, El Kevser TV, Naim TV gibi önde gelen TV kanallarıyla sizin adınıza arkadaşlarımız röportaj yaptılar. Arkadaşlarımız verdikleri röportajlarda Orta Doğu'daki bu savaş ortamının ancak Mehdi'nin zuhuruyla birlikte son bulacağını sık sık dile getirdiler. El Kevser televizyonundan bir fotoğraf. Altuğ Berker'le röportaj yaparken. Seher 2 TV İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken. İran'daki arkadaşımız Hadi Bey de tercümanlık yaptı. Hadi arkadaşımız İbrahim'lere çok yardımcı oldu. El Naim TV İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken. El Kevser TV'nin röportajından bir görüntü. El Kevser TV'ye kapanış konuşmasının yapıldığı salonda Trump'ın Kudüs kararı ile ilgili İbrahim sizin görüşlerinizi aktardı. Seher 2 TV'nin röportajından bir görüntü. Yine Seher TV'den bir başka görüntü. Filistin Özgürlük Global Referandum Kuruluşu, Kotsna ve Altuğ Berker'in röportajı. İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu, Altuğ Berker'le röportaj yaparken. İran? İran Radyo, Devlet Radyo Televizyon Kurumu. Güzel, resmi. Evet. El İşrak TV'nin röportajından bir görüntü. Ayrıca İran'da basında da yansımalar oldu Adnan Bey bu görüşmelerin. İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker geçen hafta Tahran'da düzenlenen İslam Birliği konferansına katıldılar. Kendilerinin konferans sırasında yaptıkları açıklamalar İran'da pek çok gazete ve haber sitesinde yer aldı. Sedaye Gazvine, Haber 1 sitesi, Serhat gazetesi ve Arya Haber Ajansı, arkadaşlarımızın İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın Haber Ajansı'na verdikleri röportajı yayınladılar. Haber şu şekilde. 500 kişilik yabancı konuğun katılımıyla gerçekleşen 31. Uluslararası İslami Birlik Konferansı, İran Başbakanı Hasan Ruhani'nin yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Türkiye'den konferansa katılan A9 temsilcisi İbrahim Tuncer,
Tahran'da düzenlenen İslam Birliği Konferansı'nın çok önemli bir toplantı olduğunu belirtti. İRNA ile yaptığı özel röportajda İslam dünyasının en önemli konusunun Müslümanların birliği olduğunu belirtti. Eğer Müslümanlar tek bir birey olurlarsa onlara baskı uygulayacak ve aralarını bozacak hiçbir güç olamaz dedi. Tuncer ayrıca Recep Tayyip Erdoğan'ın Sünni ve Şii ayrılığının Müslümanların ittifakıyla çözüleceğine dair yaptığı açıklamaya değindi. Her bir Müslüman bu büyük İslam dünyasının bir parçasıdır ve bütün Müslümanlar tek bir vücut olarak hareket etmelidirler dedi. Adıkus televizyonundan Altuğ Berker ise şunları söyledi. Müslümanların yaşadığı ana sorun birlik olamamaları ve mezhepsel ayrılıklar. Müslüman dünyasında birbirimizden ayrı olmamızı gerektirecek hiçbir neden yok. Bütün Müslümanlar İslam şemsiyesi altında toplanmalılar. Müslümanlar birbirlerine sevgi ve kardeşlikle yaklaşmalı. Biz Müslümanların %1 anlaşmazlıkta olduğumuz nokta varsa %99'da mutabık olduğumuz husus var. Bu unutulmamalı dedi. Altuğ Berker ayrıca iki lider ülke olan Türkiye ve İran'ın Orta Doğu'da barışı tesis etme çabalarının hem bölgeye hem de bütün dünyadaki Müslümanlar için örnek alınması gereken bir model olduğunu belirtti. İran dini lideri Ayetullah'ın makamında konuşma yaptığı toplantıya da arkadaşlarımız iştirak ettiler. Bu toplantıya İran'ın tüm üst düzey yöneticileri, askeri komuta akademisi, eski cumhurbaşkanları, dini liderler ve yabancı misyon şefleri de katıldı. Bu toplantının bir videosu da var. Görebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Abil Qasim el-Mustafa Muhammed. الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون اونهایی که دنبال کنن حرکت این بزرگوار همین راه رو ادامه بدهند در صورتی که بایستند در صورتی که استقامت بکنند می روان راحت باشه برای اینکه اینا نتوانند پیشرفت کنند برای اینکه از جسم امت اسلامی اونقدر خون برود بدهای مسلمان نشان بدیم و پرچم عزت اسلام را انشاءالله از اون چی که هست بلندتر و سربلندتر کنیم خداوند متعال رحمت خودش را بر روح مطهر امام بزرگوار نازل کند که این راه رو در مقابل ما باز کرد و ارواح طیبه شهدای عزیز ما رو انشاءالله شاد کند که در این راه جانفشانی کردن و همه ما رو موفق کند که به اون چی که وظیفه ماست اون چی که از ما انتظار می رود در این برهه از زمان بتوانیم به بهترین وجهی عمل کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته Dastres internet sitesi ve Katra Haber Ajansı da İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nda yayınlanan İbrahim Tuncer röportajını sayfalarına şu şekilde taşıdı. İran, İslam Birliği'nin kurulmasında önemli bir rol oynuyor başlığı. Ayrıca İslam düşmanları Müslümanlara saldırırken bu saldırılar Müslümanların bir araya gelmesine ve kenetlenmesine neden oluyor ifadeleri kullanıldı. İbrahim Tuncer özellikle Ayetullah Hamene'nin mezhep taassubu içinde olmadıkları ve İslam Birliği konusunda verdiği mesajların önemine dikkat çekti. İran'ın değerli tecrübelerinden istifade etmemizin ve bunları paylaşmamızın son derece önemli olduğunu ifade etti. Beruz Tarin gazetesi ve İran İslam Haber Ajansı IRNA arkadaşlarımızla yaptığı bir diğer röportajı daha yayınladı. Röportajda arkadaşlarımız İbrahim Tuncer'in Ayetullah Hamane'nin İslam Birliği'nin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir rol oynadığı, toplantıda verdiği demeçlerin son derece yapıcı ve faydalı olduğu, Müslümanların birliğini tesis etmenin yine Müslümanların sorumluluğunda olduğu açıklamalarına yer verildi. Bunu bir daha okuyun. Beruz Tarin gazetesi ve İran İslam Haber Ajansı IRNA arkadaşlarımızla yaptığı bir diğer röportajı daha yayınladı. IRNA resmi değil mi? Evet. Röportajda arkadaşımız İbrahim Tuncer'in Ayetullah Hamane'nin İslam Birliği'nin güçlendirilmesi konusunda çok önemli bir rol oynadığı, toplantıda verdiği demeçlerin son derece yapıcı ve faydalı olduğu, Müslümanların birliğini tesis etmenin yine Müslümanların sorumluluğunda olduğu açıklamalarına yer verdi. İbrahim, Kudüs Uluslararası Haber Ajansı Kotsna'ya da Filistin meselesi üzerine bir röportaj verdi. Özetle şunları söyledi. Şiddet, çatışma ve silah gücüyle bir yere varılamaz. Bu ne İsrail'e ne de Filistin tarafında şimdiye kadar sağlamadığı gibi hiçbir fayda sağlamaz. İslam ülkelerindeki medya çözümün ancak İslam Birliği'yle mümkün olacağını iyice anlatmalı ve muhataplarına da bunu iyice kavratmalı. Eğer biz İslami basın, İslam ülkeleri problemlerine geleneksel perspektifle bakarsak, İslam Birliği için bir adım atmazsak
başarıya ulaşmamız mümkün olamaz. Filistin basınının meseleleri dakik, ilmi ve Kur'ani perspektiften değerlendirmesi lazım, dedi. İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker, İran'ın Kum kentinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine inanılan Cem Keran Camii'ni de ziyaret ettiler. Ziyaretten resimler görüyoruz. Kum'da Fatma Masube türbesindeler. Hümeyni'nin kabri ve türbesinden fotoğraflar. Solda görülen Hadi arkadaşımız İran'daki görüşmeler sırasında Altuğ ve İbrahim'e çok yardımcı oldu. Maşallah, elhamdülillah. Maşallah. Allah mübarek etsin. İnşallah. İran, İnşallah. Allah tarafından yaratılmış mübarek ümmetlerden bir ümmet topluluğu, Müslüman topluluğudur. Mübarek bir kavimdir, mübarek insanlardır. Dindardırlar, Hazreti Ali'yi çok severler, Ehl-i Beyt'i severler. Daima koruyup kollamışlardır. Bu bile coşkuyla onları sevmemiz için yeterli. Allah'a aşığıdırlar, Kur'an'a aşığıdırlar. Beş vakit namazında, orucuna, zekatına, haccına, her şeyine dikkat eden nur gibi tertemiz Müslümanlardır. Muhalefet edenler şeytanın etkisinde oldukları için yapıyorlar. Bütün gücümüzle destekliyoruz İran'ı. Çok seviyoruz. Mübarek, tertemiz insanlar. Temiz bir devlet, temiz bir millet. Temiz bir idare. Her şeyleri güzel. Hayatları güzel, devletleri güzel. Allah mübarek etsin. Türkiye ile ittifakları da mübarek olsun. İnşallah. Allah ittifakımızı güçlendirsin, kuvvetlendirsin. Allah ayırmasın. Rusya ile de ittifak ederek, Ermenistan'dan da ittifak ederek bölgede muhteşem bir İslam medeniyeti oluşturacağız. İnşallah. Ve bu belalar, bu pislik, bu rezalet, şu kanlar, irinler, bu dehşet, vahşet, her şey bitecek inşallah. İnşallah. Biz Müslüman kanı da aksın istemiyoruz. Hristiyan kanı da aksın istemiyoruz. Musevi kanı da aksın istemiyoruz. Kan istemiyoruz. İnşallah. Dolayısıyla iyilik ve güzellik istiyoruz. Münafık irini de istemiyoruz. Münafıkların irini de istemiyoruz. Onların pisliği de onlara kalsın. Dolayısıyla her şeyi güzelleştireceğiz, her şeyi hayra çevireceğiz. İranlı kardeşlerimizin misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Tekrar Allah mübarek etsin diyorum. Allah ayırmasın. Hayırlara vesile etsin. Mehdi'nin etrafında toplanmayı, İsa Mesih'in mübarek topluluğuyla birlikte hareket etmeyi, İttihat-ı İslam'ın güzelliğini hep birlikte görmeyi Allah bütün müminlere hepimize nasip etsin. İnşallah.